Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz canlarım, ciğerlerim. Evet, bugün yüzüm gülüyor. Çünkü oğluma ben seni dışarıda arabada bekliyorum deyince gayet mutlu bir şekilde içeriye girdi ve beni gönderdi odadan. Allah'ım inşallah böyle devam eder arkadaşlar. Gene bugün sabah evden çıkarken inanın böyle acı acı anne 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 diye ağlıyor. Böyle yemin ediyorum kapıyla telefon arasındayım. Okulu arayıp diyeceğim yani neredeyse gelmiyor Yusuf Selim diye. Yani çocuklar için belki şey olabilir ama ben ne kadar dayanabilirim bu duruma hiç bilmiyorum. Neyse şimdi Peni'ye gideceğim arkadaşlar. Yarın gelinim de gelinim geliyor. Bizim gelin maalesef vegan. Maalesef derken Allah'tan yani. Neyse siz anlayın orayı. Vegan. O yüzden yarın annemlere gelecekler. Annem de sabahtan çalıştığı için anneme dedim sen hazırlama ben yapayım bir şeyler. Ekmek çekeceğim. Biraz böyle hamur işi yapmayı düşünüyorum. Salata türünü çok tutacağız. Çiğ köfte yapacağım. Annem de dedi ben işten gelirken lavaş alayım dedi. Artık öyle bir brunch, akşam yemeği, ondan sonra gün menüsü çıkartmayı düşünüyorum. Bakalım şimdi bir hemen gideyim. Diğer malzemelerim var. Sadece yoğurdum yok. Yusuf Selim'e de çorba sözü verdim. Ona da yoğurt çorbası yapayım diyorum. Bakalım. Yani ha tarhana da olabilir. Bakın tarhanam da var. Neyse bir bakayım şimdi Peni'ye gideceğim. Bir peynirim eksik. Peynir alayım arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş eve doğru gideriz. Ondan sonra bakalım. Bugün öğleden sonraki kütüphanede şey var. Kitap okuma seansı var arkadaşlar. Çocuklar 4 yaşından sonra çocuklar gelip oraya. Birisi kitap okuyacak. Onlar da dinleyecekler. Çocukları bugün oraya götürmek istiyorum. Yani biraz planlarım var. Bakalım günü nasıl şekillendireceğiz. Başlayalım bakalım günümüze. Arkadaşlar bakın ben başörtümün önünü böyle yuvarlak yaptığım zaman otomatikmen yüzüm böyle büyük ve şey duruyor. Yani böyle anladınız siz böyle şiş şiş duruyor. Ama şurayı şöyle kaldır. Ama bakın şurayı şöyle kaldırdığınız zaman otomatikmen yüzünüz daha ince ve daha şey duruyor. Yani bir aralar çok eleştiriliyordum başörtünün önünü niye öyle yapıyorsun falan diye. Buradan selam olsun. Evet ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Burası hiç olmayacak derecede kalabalıklaştı. Okula yemek geldi. Kreşe. Bu arada dün kıyafetime güzel uyuyor diye ayakkabım vardı bir tane. Dün gösterdim Göya, gerçi size. Onu giymiştim ve ayağımın arkasını vurdu. Şu an soyadıma yaraşır bir şekilde topallaya topallaya yürüyorum. Yani çok bir şey almayacağım o yüzden arabaya gerek yok. İçeriden bir tane sepet alayım. Gelin girelim bakalım bir Peni'ye. Arkadaşlar 2 dakika anneme uğrayayım dedim ve annem bildiğiniz bütün maharetini ortaya dökmüş, döktürüyor. Bir çarşaf böreği faaliyetleri var. Neyse haydi anne ben kaçtım. Evet, evet. Haydi görüşürüz gene evet, haydi. Evet. Dur şu eşyalarımı da alayım. Arkadaşlar ben kendimi şımartmayı severim. Sabah eve gittim. Alışverişlerimi yerleştirdim. Ondan sonra da hemen üzerimi giyindim. Rima Kaden'e gittim. Haunthem Home'dan çok güzel yani Haunthem'den çok güzel indirim kodları gelmişti. Hem doğum günüme özel hem de böyle belirli bir puanı geçtiğiniz zaman size ekstradan şey gönderiyorlar. Haunthem Home'a uğradım ve oradan birkaç bir şeyler aldım. Eve gidince sizlere onları göstereyim. Gerçekten çok içine sindi ve çok güzel şeyler denk geldi. Şimdi ama hemen bir oğlumu alayım ve eve gideyim. Yarın için hazırlıklara başlamış. Birlikte de yanına ben bir şeyler yapayım ondan sonra. Daha bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü bizimkilerin yarın ne zaman geleceklerini bilmiyoruz. Bir de uzun zaman görmeyince tabii bizde böyle bir bayram havası esti evin içinde.
Bu hazırlıklar ondan yani. Bir de babam şimdi babaannemin yanına gidecekmiş doktorlarla konuşmak için. Hem annem dedi onu da gönderelim. Geçen gün çünkü canım börek çekmiş. Yani biraz da sebebi o yani bugün bu börek işe ne girilmesin. Şimdi şöyle hemen bir yola çıkıp oğluşumu almaya gideyim. Derslerimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Çocuklarla gidiyoruz. Yangın alarmı oldu. Hepsi de doğru. Ne? Doğru. Dersinin mi? Hı-hı. Süper. Artık maalesef çocukların dersini kontrol etmemiz yasak. Gel buradan gidiyoruz. Bak bir de size güvenseydim hava sıcak diyordunuz bana. Nasıl esiyor? Yusuf Selim neredesin? Gel. Sınıf arkadaşım. Hadi bakalım gidelim. İnşallah güzel bir ortam vardır. Telefon ettim ama en son buradaki Flumakt kapandık yani iptal olduktan sonra artık çok güvenmek de istemiyorum da ne yapalım yapacak bir şey de yok. Gel oğlum. Buradan gidiyoruz. Sevdin mi? Bir daha yine gelelim. Bir dahakine sen daha çok şey anlarsın bence. Anne, baba. Arabalı kitap, evet. Bir daha geldiğimizde alabiliriz belki. Evet, kütüphanemizin içine şöyle bir yer açmışlar. Şimdi çocukları da şuraya tutturdular. Bizler de sandalyelerde. Güzel geçti yani kütüphanenin içerisinde. Arkadaşlar 4 yaşından sonra yazmışlar afişlerin üzerine. Yusuf Selim'in şimdi 4 yaşına girmesine az bir vakit daha kaldı. Ablası onu da bekle. Ama sen niye önce geldin? Baştan mı başlayacaksın? Hadi bakalım. Tamam hadi sen de sıra yürü. Böyle sakin sessiz oturmaları lazım. Çok uzun sürmedi yani 20 dakika falan ama hani çok anlamadığı için Yusuf Selim'i çok açmadı. Yine de bir değişiklikti. Arkadaşlar video çekmek için şöyle şimdi bir paketimi tek tek açtım. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir kupa aldım arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti. O kadar tatlıydı ki bir tane böyle kupa aldım. Ondan sonra şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi bunu mutfak bölümünden aldım. Aslında amaç ne tam olarak bilemiyorum. Sanırım şey şu taze zencefil demişim. Rezene falan alıyorsunuz ya maydanoz ondan sonra taze soğan onları herhalde bunun içerisine koymak için tam emin değilim ama ben bunu başka bir amaç için aldım. Aslında ben gene Haunted Home'dan kapının önündeki anahtarlıklar için bir şey almıştım. Benim oradaki şeyim aram fazla yok onun için oraya böyle aslında yuvarlak çok güzel tabaklarım var ama maalesef onları oraya koyamıyorum. Orası çok dar olduğu için mecbur böyle ince uzun bir şey bulmam gerekiyor oraya. Bunu şimdi onun için aldım. Mehmet Ali iş yerinden geliyor kalemlerini alıyor içine atıyor. Bizim anahtarlarımız zaten 3 tane onların hepsi. Yani orada çok her zaman dağınık bir görüntü oluyor. Ona da çok yani uzun zamandır aklımdaydı oraya bir şey bulmak. Bugün de bunu aldım. Hazır dedim kendi kurt çaylarım da varken böyle bir orası için bir çözüm bulayım. Ve bunu buldum. Tam o araya uyacak bir renkte ve parlak. Diğeri mesela biraz daha ton böyle silerken falan bazen böyle zorlanıyorum silerken. O yüzden dedim böyle parlak bir şey olsun. İçi de derin ve fazla da gözükmüyor. 20 euroydu arkadaşlar. 19.99'a ama ben bunu tabii ki daha uyguna aldım. Böyle bu ikisi. Bir de şundan almıştım. Ben aldığımda bunları 4 tane vardı sadece. Yani ben 2 tane 2 paket alamamıştım ama 8 tane de iyi oluyor bunlardan. Olduğu zaman şuralarına hep ipler takılmış. Bunları alalım. Yani bu mendillik arkadaşlar mendillik yüzüğü onlardan aldım 4 tane bir paketin içerisinde 4.99'aydı bunu da kaçırmak istemedim çünkü masalarda böyle çok hoş duruyor. Bir de zaten 4 tane vardı. Niye 8 olmasın değil mi? Bir de arkadaşlar şimdi ben bu ayı çok seviyorum ya hani. Şimdi tam kabak mevsimi.
masa örtüsü aldım. O kadar hoşuma gitti ki. Yani tam bir masa örtüsü benim masama da uyacak yani ebatlarda. O yüzden böyle de masa örtüm pek yoktu. Hep runner kullanıyorum çünkü mermer masama bayılıyorum. Aslında hiç o görüntüyü kapatmak istemezdim. Ama bu çok güzeldi. Aslında buna uygun bunun mendilleri de vardı. Kalmamış. Neyse internetten bir de bakayım. Eğer şansım oradan bir deneyeyim. Orada bulursam belki oradan alırım. Böyle bir de masa örtüsü aldım arkadaşlar. Ebatları da 1.40'a 2.40. Aynen 1.40'a 2.40 arkadaşlar. Umarım masama olur. Yani renk olarak çok hoşuma gitti. Bizim buraya da uyar yani rengi diye düşündüm. O yüzden böyle bir de masa örtüsü aldım. Aslında şunu görebiliyorsunuz değil mi? Şu şekerliğim benim. Onun takım Türk kahve bardakları vardı. Tam böyle bir set halinde. Geçen gittiğimde demiştim ki bunu bu sene alacağım. Çünkü geçen sene de gördüm ve geçen sene de ben işte benim annemin bir lafı var. Deli, ne? Akıllı düşünene kadar deli oğlunu evlendirirmiş diye. Yani lütfen herkesi tenzih ediyorum. Yani ben bir şeye aklıma koydum muydu o gün almazsam arkadaşlar bir daha gittiğimde onu bulamıyorum. O yüzden bugün bunları da hiç kaçırmak istemedim. Böylece bunları aldım. Şimdi masamın üzerine de bunları kaldıracağım. Hemen bir şeyi sileyim şunu. Bunu yerine kaldırayım. Bunu da yıkayacağım. Daha sonra akşam bugün çocuklar yattıktan sonra benim mesai devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tiramisu yapacağım ama tiramisuyu kahveyle yapmayacağım. Çünkü gelinim emziriyor malum. Daha kırkı da çıkmadı. Şimdi kahve dedim dokunur. O yüzden ona özel böyle multivitaminli güzel bir tiramisu yapacağım. Değişik bir tiramisu yapacağım. Onu bugünden hazırlayacağım. Çiğ köfte yoğuracağım arkadaşlar. Ne zamandır çiğ köfte çiğ köfte diyorum ve ben hala çiğ köfte yapamadım. Çiğ köfte yapacağım. Ondan sonra yanına da bir hamur işi, ekmek çekmeyi düşünüyorum. Sonra benim meşhur bizim ailenin içinde coleslaw salatım var. Ondan yapacağım bir de. Yani şimdilik bu kadar yeter herhalde. Yarın tekrar annemle de konuşuruz. Daha eksik kalırsa yanına da bir şeyler çıkartırım. Ama şimdilik niyetim böyle. Annem sabah çalışacağı için o bugün börek yaptı biliyorsunuz. Ona daha fazla yük bindirmeyelim. Bir de çay demleriz. Tam böyle bir kısır masası. Benim kardeşim ve gelinimiz de çiğ köfteyi çok seviyorlar. Onun için dedim onlara çiğ köfte yapayım. Öyle yani. Bir de yanına tiramisu yapacağım. Bugünden ne kadar halledebilirsem benim için yarın o kadar rahat. Çünkü sabah Yusuf Selim bazen işte hırçınlık yapıyor falan. Bir de eve geliyorsunuz, evi toparla, ondan sonra çocuğa geri git falan derken sıkışmayayım. Dedim bugün akşamdan çoğu işimi halledeyim. Yani hemen ben buraları kaldırayım. Ondan sonra mutfaktaki işimize başlayalım. Çünkü daha çocuklarıma da akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeğine de dün size söylediğim menüyü bugün akşam yemeğine yapacağım. Airfryer'da patates kızartması ve balık. Babamız olmadığı için çocuklara yaraşır bir menü diye düşünüyorum. Şimdi hemen buraları toparlayayım. Ondan sonra başlayalım mutfaktaki işlerimize. Evet, pasta yapımına başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane kremam var. Bunları hemen karıştırma kabımın içerisine alacağım. Bir tane şmant, bir tane de mascarpone. İçine 3 tane vanilya tuzu atacağım ve her krema paketine 2 tatlı kaşığı zanapat koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra karıştıracağım. Şimdi hemen bunları ben bir içine alayım. Şöyle. Kremanız ne kadar soğuk olursa o kadar da güzel sonuç alırsınız. Kremalarınızı buzdolabından direkt çıkarttığınızda yapmaya özen gösterin. Hele de böyle şey yapacaksanız böyle pasta, şu pastacı kremalar oluyor ya. Eğer öyle bir şey yapacaksanız da bunu da buzdolabına koyun. Daha güzel ve daha çabuk donuyor. Yani karıştıracağınız kabı da buzdolabında eğer soğutursanız veya buzlukta daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Bunları hemen kaldırayım geliyorum.
Evet, kremam şöyle oldu. Şimdi kapağını kapatacağım ve bunu donması için buzdolabına gönderiyorum. Devam edebiliriz. Arkadaşlar, çiğ köftenin yapımına başladım. Şöyle bütün malzemeleri hamur karıştırma kalıbıma aldım. Burada şimdi 2 tane soğan var. Taze soğanım olmadığı için 2 tane soğan koydum içerisine. 3-4 diş sarımsağım var, maydanozum var, domates sosum var. Baharat olarak da tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon, isot ve birazcık da tavuk baharatı koydum. Bir dolu yemek kaşığı da biber salçam var. Şimdi bunların hepsini arkadaşlar önce bir karıştıracağım. Ondan sonra da bulguru içerisine katıp yani neredeyse bir 15-20 dakika kadar da bulgurla beraber karıştırıyoruz. İhtiyaç olduğu müddetçe de içine biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ben şimdi önce bir hiç eklemeden yapacağım. Şimdi önce bir bunları karıştırayım. Hepsini rondodan geçirdim arkadaşlar. Bunu unuttuk. Şimdi şöyle hemen bir karıştıralım burayı. Evet, şimdi karıştı bayağı güzel. Şimdi bulgurunu ekliyorum. Şimdi 2 su bardağı. Ama ben bu büyük bardakla önce bir 1,5 su bardağı koyacağım. Neyse, şunu tam yapayım arkadaşlar. Tam 2 bardak olsun burası. Şöyle ki ona göre ölçüyü de bileyim. Şimdi çalıştırıyoruz ve olana kadar karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, gelin size şöyle neredeyse bir 20 dakika kitchen aid'in içerisinde yoğurduğum çiğ köftemi göstereyim. Şimdi bulgurlar bayağı şiştiler arkadaşlar. Tadı falan da çok güzel olmuş. Bir 15 dakika yoğurdum. Daha sonra bir 10-15 dakika dinlendirdim ki bulgurlar şişsin diye. Ondan sonra tekrar bir 5 dakika daha yoğurdum arkadaşlar. Şu andaki kıvamı böyle. Yarına bilemiyorum nasıl olur. Ben bugün sıkmayacağım bunları. Onun için şimdi buzdolabına koyacağım. Üzerine kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Yarın da inşallah güzel bir şekilde bunları hazırlarım. Şimdi bu buzdolabına, birazdan da ortalığı toparlayalım. Çocukların karnını doyurdum. Akşam yemeğimizi yedik. Buraları bir toparlayayım. Ondan sonra da tatlımın yapımına başlayacağım. Sizlere de dedim son halini bir göstereyim. Gerçekten bayağı güzel oldu. Arkadaşlar, biraz sessiz konuşmam gerekiyor ama arkada airfryer'ın sesinden inşallah beni duyabiliyorsunuzdur. Tatlıyı yapmaya başladım. Çocuklarımı yatırdım. Buraya süt hazırladım. Sade süt. Normalde kahveli yapmış olsaydım o zaman, yani veya başka bir şey yapmış olsaydım, bu sütü tatlandırırdım. Ama bu sefer biraz böyle ekşimsili, mayhoş bir tadı olsun istiyorum. O yüzden süte şeker katmadım. Zaten bunlar da şekerli, biliyorsunuz. Biraz da böyle üzerine de böyle meyveli bir sos geleceği için daha da tatlı olsun istemedim. Yani onun için şimdi normal süte batırıp dizeceğim. Ondan sonra üzerine krema, tekrar bir kat daha bisküvi ve tekrar krema. O son halini de sizlere gösteririm. Şimdi başlıyorum yapmaya. Arkadaşlar, buyurun, pastamın son halini de sizlere şöyle göstereyim. Ya aslında bir takipçim yazmıştı. Kaynatmadan da oluyor, sadece karıştırdığın zaman diye, ama böyle parmağımla tadına baktım arkadaşlar, böyle bir toz bir tat geliyor. Onun için sonradan artık içim rahat etmedi, dedim şimdi pastanın üzerinde bu şey olur. Bir de çok sıvı oldu, onun bir tarifine bakmam lazım. Aslında tam üzerindekiyle beraber birebir koymuştum içine sıvısını da, artık olmadı, bilemiyorum neden, denemem lazım onu da tekrar. Neyse, şimdilik böyle biraz kaynattım, soğuttum, hemen pastamın üzerine koydum böyle. Şimdi bunun üzerini kapatıp dışarıya koyacağım. Lahana salatası için de lahanalarımı doğradım, yani rendeledim arkadaşlar. Onu da limonla böyle ovdum bayağı. Onu da şimdi dışarıya koydum. Evde sirkem yok, yoksa bugünden halletmeyi çok isterdim onu da. Öyle bir gün durduğu zaman öyle yoğurtlu şeyler daha güzel çekiyor ve tadı daha güzel oluyor. Neyse, artık sorun değil. Yarın sabah sirkeyi alır, ondan sonra da onu da yaparım. Zaten diğer bütün her şey hazır. Çiğ köftem de buzdolabında. Yani şimdilik böyle, bunu da hemen ben bir buzdolabına kaldırayım. Sabaha kadar güzelce dinlensin, çeksin içindeki sıvısını.
Benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.